Körfez'de günün son demleri. Ama bir keşif yolculuğu yeni başlıyor. Üstü gök, ufku deniz mavi. Burası İzmir. Ötesinde doğanın renkleri, berisinde yaşamlar. Anadolu'nun en eski liman kentlerinden İzmir, bugün 3,5 milyon nüfuslu bir metropol. İzmir denince akla pek çok şey gelebilir. Ama bugün başka türlü bir İzmir'in peşindeyiz. Bunun için 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Güzel Yücel Ciğer ve biyolog Rıfat Çığ'ın izinden gideceğiz. Merhabalar. Merhaba. İyilik, sağlık. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne güzel güneş pırıl pırıl İzmir'de. Yağmuru da gördük, güneşi de. Öyle mi? Yağmuru ben göremedim. Sabah. Ben sadece güneşli faslını gördüm. Sabah yağmurluydu. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Sen ne yapıyorsun? Nasıl ben gidiyor de çalışmalar? İyi gidiyor. Fena değil, her şey yolunda. Üniversitedesin. Üniversitedeyim. Deniz bilimlerinde çalışmaya devam. Devam. Çok harika. Çok sevdi. Ben senin de bahsettiğin gibi Körfez'in güzelliklerini çok merak ediyorum. Bir an önce o Körfez gezisini, bahsettiğin Körfez gezisini yapmak üzere hemen çıktım, geldim. Bilmiyorum artık senin planların nasıl? Körfez'i turlayacağız ama bir pasaporta çay içeceğiz. Tabii tabii. Hemen gidelim demedim. Siga. Tamam. Şöyle deniz kenarında bir masaya oturalım. Güneş evet. Batışını seyredelim. Keyifli bir yer burası. Şuradan. Hoş bulduk. Ne içersin? Çay? Çay. Benim için en güzeli çay. İki tane çay alalım. İzmir Körfezi'nin kalbi bu kent. Tabii. 5000 yıl öncesine dayanıyor. Ve Körfez'le hep irtibat halinde olan bir kent burası. Çok söylencelerde var söylenen o şairlerden, tarihçilerden Simirna adı geliyor. İlk ismi Simirna buranın, sonra İzmir oluyor. Biz çalışmalarımızda hep üçe ayırırız Körfez'i. Bu Körfez denilen yeri hep iç Körfez kastedilir. Ama esasında Körfez çok daha büyük bir yerdir. Ta Karaburun'dan, Foça'dan başlar. Çalışma yaptık, aşağı yukarı 900 kilometre kare büyük bir alan. Biz de seninle gezimize zaten Karaburun'dan başlayacağız, Foça'dan çıkacağız. Öyle bir çalışma. Körfez'in bir yakasından gireceğiz, diğer yakasından çıkacağız. Bir de şimdi Körfez'in işlek yerleri var bildiğim kadarıyla. Yani Körfez'in her tarafı aynı derecede yerleşime açık değil, değil mi? Değil. Yani kent, burası kent kalbi. 3,5 milyon nüfus var İzmir'de. En yoğun burası. Yavaş yavaş mesela Karaburun daha bakir, tarımla uğraşan yer. Balıkçılık vardır. Birazcık daha içeriye girersin, yine kıyı balıkçısıyla devam eden. Sonra Klozomanya vardır. Burası da bir liman. Simirna ile aşağı yukarı antik dönemde yapılmış bir liman şehri. Oradan hafif Körfez, bu iç Körfez dediğimiz İzmir'in olduğu yer. Sonra kuzeyi ve doğusu dediğimiz Gediz Deltası ve Foça. Biz hem burada Körfez'de gezerken senden hem Körfez'in zengine, doğal yapısına bakacağız. Hem doğal zenginliklere. Ama sadece bununla yetinmeyeceğiz anladığım kadarıyla. Hayır. Mesela balıkçısıyla konuşacağız. Kuşlarıyla seyredeceğiz, siren kayalıklarına gideceğiz. Elimizden geldiğince Körfez'i yakalamaya çalışacağız. Yakalamaya. Hem karadan hem denizden hem biraz deniz dibine inerek öyle bir bakacağız seninle birlikte. Keşif gezisi dış Körfez'in en uç noktasından başlıyor. Karaburun. Bodrum koyundayız biz, Karaburun'da. Niye getirdim ben seni? Burada Posidonya dediğimiz erişteler var. Yöredeki halk öyle. Şu deniz ormanları. Deniz ormanları. Evet. Yani karadaki ormanların eşi diyebiliriz. Burada çok güzel bir örneği var. Plajda bak 50 santim, 60 santim gördüğün hepsi saman dediğimiz. Şu kütle. Evet. Posidonyaların ölü yaprakları. Ve
yıllar alıyor bu hale gelmesi için. Bu görüntüden pek hoşlanmıyor insanlar ama bu hakikaten denizin çok sağlıklı olduğunu gösteren bir gösterge. Peki Posidonya denizde nasıl bir sağlık yaratıyor? Fotosentez yapıyor. O zaman hem besin hem oksijen üretiyor. Yani ormanlardaki gibi kimisi buna beslenmeye geliyor. İşte balıkların kimi saklanmaya yarıyor, geliyor yani. Başka türlerde. Ve aynı zamanda öyle bir üremesi var ki yatay olarak erozyonu da önlüyor. Ve bunu gördüğümüz zaman bu denize girilir diyebiliriz. Tabii kestaneler de aynı şekilde. O da iyi bir gösterge. Deniz kestaneleri. O da sağlığı. Çok yoğun görüyorum suyun içerisinde. Evet. Burada zaten işte 2 metreden falan başlıyor. Yani kıyıdan, derinlik anlamında değil de kıyıdan, uzaklık açısından başlıyor. Bu kökü, zom dediğimiz, nasıl sert bir yapısı var. Suyun içerisinde şöyle bir hareketle fotosentez de yapıyor bir yandan. Aynen, fotosentez hem oksijen üretiyor hem besin oluşturuyor. Keşif yolculuğu karadan başladı. İki araştırmacı Ege'nin açtığı yoldan gidecek, denizin karaya sokulduğu yerden tekneyle iç körfeze doğru ilerleyecekler. Karaburun'da başlayan dış körfez, rüzgara açık ve iç körfeze göre daha derin. Morduan, Karaburun ve Foça gibi yerleşimlerde balıkçılık önemli bir geçim kaynağı. Bu bölge, yatçılık ve yelkencilik için de uygun. Amatör gözler için birkaç sahil kasabası ve denizden ibaret görünen bu coğrafya, aslında bilim insanları için heyecan verici pek çok bilgi barındırıyor. Farklı ekosistemlerden zengin canlı yaşamına körfez, araştırmacılar için açık bir laboratuvar. Güzel bir günde böyle bir coğrafyada gezmenin keyfi de cabası. Körfez'in girişindeyiz. Aynı zamanda körfezin suyunun da giriş yerindeyiz. Çünkü Ege'nin suyu Karaburun'dan giriyor. Büyük adayı gördük. Küçük adadan geçiyoruz. Şu anda mağaralar var. Ufak ufak böyle grimsi bitkileri görüyoruz. Onlar kaya koruğu, denizli koruğu da diyorlar. Kayalara tutunmuş olan. Tutunmuş. Öyle bir örtü var. Bir de Posidonya. Bir metreye yakın Posidonya olduğunu söylüyorlar. Yani uzunlukların. Bütün bu adalar etrafı ta karaya kadar deniz çayırları var burada. O yüzden de balık bol. Karaburun açık denize baktığı için dalgalı günler dışında denizi çok berrak. Ama burada bulanıklık yaratan bir etken daha var. Bu bölgede kaynağı var. Tatlı su. Tatlı su kaynağı var. Yani suyun 20 santim üstünde oradan rahat rahat su içebiliyorsunuz denizdeyken. Nereden geldiğini bilmiyoruz tabii. O yüzden görüş biraz bulanık gibidir ama 20 santim altına düştüğünüz zaman muhteşem bir görüş vardır. O yüzden görünmüyor bakın. Normalde bu kadar derinlikte yaklaşık 2,5-3 metre vardır. Normalde bunun çok net görünüyor olması gerekiyor. Fakat tatlı sudan dolayı bir kristalleşme oluyor bunun üzerinde. Kayalıklarla çevrili olan Karaburun'da yılın her döneminde kıyı balıkçılığı yapılabiliyor. Denizin bereketi her geçen gün azalsa da balıkçılık hala yerleşik halkın başlıca geçim kaynağı. Karaburun'da dalyan balıkçılığı da oldukça yaygın. Karaburun'da çok yaygın olarak kullanılan bir balıkçılık, avcılık türü. Çökertme. Çökertme, dalyan da diyorlar burada. Bu kayaların üzerinde kulübeyi görüyorsun. Evet, oradan bakıyorlar. Bir de ben çökertme ile ilgili daha önceden bir bilgim var, onu söyleyeyim. Bu çökertme için kullanılan denize iliştirilmiş çubuklar var ya, kazıklar. Bunlara birer zeytinyağı şişesi takılıyor ve zeytinyağı denize akıyor yavaş yavaş, çok ince bir delikten. Ve suyun üzerinde bir tabaka oluşturuyor. O tabakadan yukarıdan bakan balıkçı denizin altındaki bütün balıkları rahatça görebiliyor. Sanki bir camın
üzerinden denize bakıyormuş gibi. Balık girdiği anda çökertmanı kaldırıyorlar ve av tamamlanmış oluyor. Foça'yla karşılıklı konumlanan Karaburun, üzerinde bulunduğu yarımadaya da adını veriyor. Girintili çıkıntılı kıyı şeridinde irili ufaklı koylar oluşmuş. Karaburun açıklarında Büyük Ada ve Küçük Ada olarak adlandırılan iki adacık da var. Doğal güzelliğine rağmen özellikle ulaşımın zorluğu ve sert rüzgarı nedeniyle hem yerleşim hem de turizm anlamında bakir kalmış yerlerden biri burası. Görünüşe göre karabataklar kayalık kıyıların tek sahibi. Kıyı şeridi uçurumsu yapısıyla görsel bir ziyafet sunuyor. Sanki usta bir heykeltıraş, kayaları tıraşlayıp doğal yapıyı özenle şekillendirmiş. İlk durak artık geride kaldı. Karaburun keşif gezisinden zihinleri güzelliklerle dolu olarak dönen iki gezgin araştırmacı, rotadaki bir sonraki noktaya geçmek için kıyıya dönmek üzere. Bir sonraki durak, Urla'ya bağlı Özbek Köyü. Karaya geldik. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Çok güzel bir gezintiydi. Ben de öyle. Görüşmek üzere. Geleceğim. Teşekkür ederim. Özbek Köyü, Karaburun ve Urla Yarımadası arasında kalmış, dar ve uzun bir koyda yer alıyor. Deniz, sakin ve durgun. Bir balıkçı kasabasında olduğunuzu anlamak için sahilde kısa bir yürüyüş yapmanız yeterli. Yalnız tekneler, sabaha bekleyen ağlar ve deniz kokusu köy hakkında yeterli ipucu veriyor. Gülbahçe Körfezi. Evet, Gülbahçe Körfezi. İzmir Körfezi'nin içindeyiz. Karaburun Yarımadası'yla Urla arasında kalan bir yer burası. Ve tamamen bakir gördüğüm kadarıyla. Ya da yeni yeni keşfedilmeye başlayan yerlerinden birisi İzmir'in. Evet, bu Gülbahçe Körfezi balıkçılık açısından çok önemlidir ama yerleşim açısından şanslıyız, unutulmuş bir yerdi. Özbek köyümüz var yukarıda. Onun iskelesi diyebileceğimiz bir yerdir burası. Balıkçıların eski bir kooperatifi vardır burada ve işleyen bir kooperatiftir. Bereketlidir yani normalde Körfez ama her yerde olduğu gibi burada da bir takım düşmeler var balıkçılık açısından. Daha çok uzatma ağları kullanırlar, alaman ağları. Büyük tekneler yoktur burada. Körfez'deki küçük balıkçının tipik bir örneğidir burası. Şimdi de zaten Mezat'a gideceğiz. Daha başlamışlar gibi evet, geliyor. Evet, başladılar şimdi. Bakalım. Bağırmaya başlarlar. İlginçtir o, böyle fiyatı arttırırsınız, açık arttırma gibi. Mezat, köydeki en ilginç görüntülerden biri. Bugün büyük bir kalabalık ya da çekişmeli bir açık arttırma yok. Yine de bu satış ritüeli, görücüye çıkan ve kapanın elinde kalan balıklar, renkli manzaralar sunuyor. Mezat, çevredeki balık lokantası sahiplerinin uğrak yeri. Aa güzel, dil balığımız var. Bu da tutulmaz. Ne oldu bunlarda? Yaz. Köylü. Gayet güzel. Ondan sonra geldik barbunlara. İzmir'e geldiniz belli oldu. Karides yemedik demezsiniz. Mezattan taze balığımızı da aldık. Rehberlerimiz de denizden paylarına düşeni alacak. Ama yemeğe oturmadan önce balığı bir de balıkçıdan dinlemeli. Merhaba Kadir abi. Ne haber? Nasıl gitti? İyidir, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Rıfat. Memnun oldum. Kadir abi, balıkçımız Özbek'ten. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şükür Allah'a iyiyiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür.
bir mezotu gördük. Evet. Biraz da şöyle balıkçıların arasına yani, gidelim bakalım. Evet. Bir de onlarla tabii, tabii. Asıl denizi bilen onlar. Yani evet doğru. Güzel tanıyor gerçi sizi ama ben tanımıyorum evet. fazla. Bize biraz denizi anlatın. Valla işte bizim burada yaptığımız uzatmak Alamana. Daha eskiden Trata vardı. Tural'ın daha küçüğü. Yasakladılar. Biz şimdi işte yaptığımız şey uzatmacılık sadece. Burada çalıştığımız şey. Palamutçuluk var, tirsicilik var. İşte bütün yani ne diyeyim kalkandan hariç, kalkan balından hariç, mezgit hariç tüm balıkların hepsi çıkar burada. Hatta ben bir yerde okudum kalkan var deniliyordu ama. Yani şimdi ne diye biliyor musun? Yani eskiden pis, mi acaba? Hayır hayır. Pisi var ya. Yani pisi de pisi kalkanın düğmesizi. Belki onu kalkan olarak değerlendirdiler. Yani onu şimdi bilmeyenler ne diyor? Mezatta da vardı. Hani görüyor diyor ki kalkan balığı. Yani burada kalkan balığı da onlar var. Onlar bir Karadeniz'e gitsinler. Evet tabii onu görmeleri lazım. Onu görmeden şey yapıyoruz. Ama kaplumbağa gördün sen burada. Tabii burada çok büyük kaplumbağa mesela. Her zaman olur hani mesela bizde öyle merak yok. Fotoğraf makinesi falan taşırsak biz bunları hep değerlendiririz hani çekeriz. Mesela. Aranız nasıl? Neyle? Kaplumbağalarla. Vallahi eskiden iyi değildi ama şimdi iyi. Bildiğim için. Neden iyileşti? Yani eskiden cahillik vardı. Cahillik. Yani şey vardı, bilgisizlik vardı. Onun yani ne olduğunu bilmiyorduk. Bir keresinde organik tarımın yapıldığı bir çiftliğe gitmiştim. Her şey yetişiyor tabii. Şeftaliler. Evet, evet, gerçi evet, küçük evet. şu kadar ama ilaçsız yetiştirilmiş yani. Gayet güzel. Tavuklar, kazlar, ördekler her şey vardı. Sonunda çiftliğe bir tilki dadanıyor. İşte yeni yetişen pilişlerden bir tanesini alıyor götürüyor filan. Çalışanlar diyorlar ki ya işte acaba tilkiyi öldürelim mi? Evet. Çiftliğin sahibi hayır diyor. Yukarıda yavruları var ve yani. Bütün bu burada yetişen her ürün de olduğu gibi o tavuklarda onun da hakkı var. Doğru. Alacak ve gidecek. Evet. Şimdi kaplumbağalar için de aynı şey geçerli. Aynı şey geçerli. Buradaki balıkların bir kısmı daha ona ait. Öyle düşünmek gerekiyor yani, gibi geliyor bana. Zaten o yani tecrübe, o bilime vardıktan sonra insan her şeyi çözüyor. Aynı neden şey yaratmış baykuşu sıçanları yesin diye. Tabii. Tabii. Kaplumbağa, kedi ya da fok. Aynı dünyayı paylaştığımız canlıların da doğanın armağanları üzerinde bizim kadar hakları olduğunu anladığımız sürece yaşam sürecek. Çünkü zincirdeki tek bir halkanın eksilmesi bile geri dönüşü olmayan bir kopuş demek. Özbekli balıkçılar bu gerçeğin farkına erken varmış. Onların bu bilince sahip olması buradaki deniz yaşamı açısından kelimenin tam anlamıyla ölüm kalım meselesi. Karaburun'dan Özbek'e gelene kadar günü de yarıladık. İki araştırmacı gezgin, Foça yönünde yola devam etmeden önce bir yemek molası verecek. Bugünkü öğle yemeklerinde mezattan kendi elleriyle seçtikleri taze balıklar var. Ege'nin taze otlarla, deniz ürünleriyle, lezzetli zeytinyağıyla tatlanan benzersiz sofrası yolculuğa keyifli bir ara verecek. Yolculuk karada devam ediyor. İki araştırmacı gezgin, zeytinliklerin ve gelincik tarlalarının arasından Körfez'in kuzeyine yöneliyor. Manzara doyumsuz. Körfez'de renkler bahar geldi diyor. Ve işte bir sonraki durak. İzmir Kuş Cenneti. Merhabalar. Hoş bulduk. Görüşmeyi nasılsınız? Çok iyi. Sizler? Çok iyiyiz biz de. Merhabalar, hoş geldiniz. Siz birlikte çalışıyorsunuz. Evet. Yani birlik berabersiniz ama bir de birliğiniz var. Ben o ismi her zaman sizi söylemenizi istiyorum. Şimdi biz İzmir Kuş Cenneti'ni koruma ve geliştirme birliği personeliyiz. İşte bu alandan öncelikli olarak sorumlu olan bakanlık. Biz de burada yerel bir kurum olarak bakanlıkla işbirliği halinde çalışıyoruz. Bu da Türkiye için aslında bir örnek bir model teşkil ediyor. Biz bunu pek çok yerde anlatıyoruz. Bize örnek alıyorlar başka alanlar. İşte Kızılırmak Deltası, Adana'da bulunan, Çukurova'da bulunan lagünler. Oralara biz bilgilerimizi, deneyimlerimizi aktarıyoruz.
Çünkü bu gerçekten Türkiye için önemli bir şey. Birlik o zaman bu yönetim planının yerel ayağı. Tabii. Evet. Yönetim planının aslında resmi yürütücüsü. Yürütücüsü. Birlik ve bakanlık. Gediz Deltası'nda kayda geçirilmiş 286 kuş türü var. Bunlar arasında en çok dikkat çeken türse flamingolar. Burası Flamingo Adaları'nın bulunduğu bölge. Flamingolar Türkiye'de iki yerde ürüyor. Birisi burası, bir diğeri de Tuz Gölü. Şu anda 5000 çift kadar flamingomuz kuluçka altında. Aşağı yukarı 3000 kadar da flamingomuz, yavru flamingomuz dünyaya geliyor. Gediz Deltası'nın içinde sadece burada yuva yapıyor. Yuvalarını bir adanın üstündeki toprakla, yani çamurla yapıyorlar. Nisan'ın ilk haftası gibi flamingolar bu tavanın içine toplanmaya başlıyorlar. Meşhur kur danslarını yapıyorlar, eş seçiyorlar. Mayıs'ın ilk haftasında yavruları görüyoruz genelde. Yılda bir kez kuluçkaya yatıyorlar. Erkekle dişi sırayla kuluçkaya yatıyor. Dünyada 6 tür flamingo var, önce onu söyleyeyim. Bizde görülenlerin hepsi aynı tür. Panicopterus roseus dediğimiz bir tür. Ve bu flamingo türü Afrika'nın batı ve doğu kıyıları, İran, Hindistan'a kadar olan bölge, işte tüm Akdeniz'in çevresi, bu bölgede görülen bir tür. Ve tüm bu alanları aslında dolaşıyor flamingolar. Delta'nın başka yerlerini de dolaşmak istiyoruz. Devam edelim o zaman. Evet. Evet, başka alan. Flamingolar, pembe renklerini yemeği çok sevdikleri Artemia salina adlı bir eklem bacaklıya borçlular. Bu canlı sadece tuzlu sularda yaşıyor. Bu nedenle deltadaki tuz açısından zengin sığ sular, flamingolar için ideal beslenme alanları. Biz tam sınırdayız şimdi, kıyı çizgisindeyiz. Evet, şu an yüzümüzü döndüğümüz yer Dalyan'ın iç kısmı. Adeta bir göl gibi, tabii deniz suyuyla bağlantısı var. Dalyan'da bir süre sonra tuz oranı artmaya başlıyor. Sığ olduğundan. Balıklar tabii içeri deniz suyunun girdiği noktalara doğru, tabii oradan besin de geliyor, o taraflara doğru yöneliyorlar. Oralarda da böyle kargılardan yapılmış kapalı alanlar var. Oraya giriyorlar. Onlar kapatılıyor. Oradan da balık yakalanıyor. Öyle bir sistem var. Tabii bu dalyan balıkçılığı çok eski bir yöntem. Evet. İnsanların çok eskiden beri kullandığı. Türkiye'de de işte bazı yerlerde hala devam ediyor. En büyük de problem bu lagün dalyanlarda tuzlanmanın olması. Evet. Tatlı su girişi çok azalıyor. Hep nehir girdilerinin olduğu yerlerde bunlar tatlı suyla problem oldukça, barajlardır işte tatlı su alımı, tuzlanma artıyor. Tuzlanma artınca da şu anda Gediz Nehri'nin hiçbir kolu bu dalyanın içine gelmiyor. Sadece drenaj kanallarından gelen su var. O da belli bir oranda tuzlu ve tarım ilaçları karışıyor. İşte o pek almak istemiyorlar o suyu, bu içeriği. Evet. Bunlar deniz şebboyu. Böyle sarı tam, mor. Tam şu anda zamanındayız. Yani tam açtıkları zaman, en güzel zamanı. Bunlar da tuzcul bitkiler. Benim en çok merak ettiğim yerlerden bir tanesi de o sazlıkların bulunduğu bölge. Tabii isterseniz o taraflara da gidelim. O tarafa da gidelim. Çünkü tatlı su, tamamen bitki örtüsü değişiyor, canlı türleri değişiyor. Çok farklı alan. Bir de Güzel'in söylediği indikatör bitkiler. Evet, var. Yani mesela bunu gördüğümüz zaman börülceyi tuzlu ekosistemde olduğumuzu anlıyoruz. Ekosistemlerin bu kadar birbirine yakın olması da zaten buranın biyoçeşitliliğini arttırıyor. Kuş deyince Türkiye'de genelde ilk akla gelen yer Manyas kuş cennetidir. Eskiden beri çünkü tescillenmiş kuş cenneti. Ama orası bir tatlı su gölü. Yani buradaki tür çeşitliliği mesela oraya göre çok daha fazla. Yani çünkü hem tatlı su var, tuzlu su var, tepeler var. Hani bir delta ekosistemi de olabilecek her şey var. Yani bir gölde olandan, herhangi bir tatlı su ya da tuzlu su gölünde olan canlı türlerinden çok daha fazlası burada yaşıyor. Gediz, Türkiye'nin 4. büyük deltası. Tatlı ve tuzlu su habitatlarını bir arada bulunduran 40 bin hektarlık delta, farklı türden pek çok canlı için beslenme, konaklama ve üreme alanı. Tuzlu sudan artık yavaş yavaş
Tatlısu'ya doğru geçiyoruz. Burası arada aslında bir geçiş bölgesi diyebiliriz çünkü bunların biraz tuza dayanıklılığı var. Yani hani tam tatlı su, tuzlu su arasında geçiş bölgelerinde de oluyorlar. Yani tam bir geçiş bitkisi. Evet, evet. Ama benim en çok hoşuma giden yanı ismini İzmir'den almış olması. Onun gibi başka türler de var. Tabii mesela Halsyon simirnensisini, İzmir yalı çapkını. Tabii İzmir'in eski adı Simirna olduğundan simirnensis. Yani İzmirli gibi oluyor. İzmirli bunlar. Evet, bunların soyadları hep İzmirli. Yani aslında tam böyle işte tuzlu su bitkileri, tatlı su bitkileri. Bir geçiş bölgesi. Yavaş yavaş işte sazlıklara, tatlı su ekosistemine doğru geçiyoruz artık. Sazlıklarda zannederim iyice değişecek. Evet. Gediz Deltası yalnızca kanatlı bir uygarlığa ev sahipliği yapmıyor. Memeliler, sürüngenler, böcekler, balıklar ve zengin bitki örtüsü bölgede dev bir besin zinciri oluşturmuş. Böyle olunca yırtıcıların da deltaya ilgisi artıyor. Kartal, şahin, atmaca, gökdoğan, saz delicesi ve nesli küresel ölçekte tehlike altındaki küçük kerkenez, deltada görülen yırtıcılardan bazıları. Küçük bir köy, Tuzçulluğu. Niye buradayız? Ne göstereceksiniz bize? Şimdi burası neden önemli? Nesli dünyada tehlike altında olan bir kuş türü burada yuva yapıyor. Ve yırtıcı bir kuş türü. İsmi küçük kerkenez. Zaten etraftan da seslerini duyabiliriz. Özellikle bu eski kerpiç evlerin çatı aralarında yuva yapıyor. Maalesef özellikle tarım ilaçları, işte insanların böyle tuğla binalara dönmesi yavaş yavaş, yapıların tarzının değişmesi neslini azaltıyor. Ve bizim deltada, yani Gediz Deltası'nda sadece iki yerde yuva yapıyor. Biri Tuzçullu köyü, biri de Süzbeyli köyü. Bir ara köylü istemiyordu bunu. Daha önceki yıllarda işte yani çünkü çok gürültü yapıyor. Bizim çatıda 4-5 tane olduğunu, o keskin bir sesi var, ötüşü var. Evet. İşte insanlar herhalde zarar verdiğini düşünüyorlar, rahatsız oluyorlardı. Şimdi tabii bu eskiye göre daha azaldı. Yani burada aslında korunuyorlar. Çakımalarını duyduğumuz kuşlar da Söğüt serçesi. O da göçmen bir kuş. Buraya gene yaz aylarında geliyor daha çok. Yuva yeri daha çok aslında leylek yuvalarının altıdır. Hmm. O leylek yuvalarının altı bir sürü kuş yuvası olur. Onların hepsi genelde Söğüt serçesidir. Maalesef leylekler de en hızlı azalan türlerden Türkiye'de. Biz de onlarla ilgili koruma çalışmaları yapıyoruz. Ama bir şeyler yapmazsak zaten leylekler yok olacak Türkiye'den maalesef. Yok, leylekleri kaybetmeyi göze alamayız. Leylekler de böyle evcimen değil mi? Evet, yani köylere geliyorlar. Bazı kuşlar aslında insanlarla böyle ortak bir yaşam geliştirmişler. Tabii. Onların çıkarları, kültürün içerisine girmişler adeta. Delta'da yalnızca hayvanlar değil, bitki türleri de koruma altında. Gediz'de 61 familyaya ait 315 bitki türü saptanmış. Delta'da 2 endemik alt tür de bulunmakta. Tatlısu ekosisteminde sesi duyduk. Evet. İlk bizi çarpan o oldu. Belki kuş hemen göremedik ama kurbağaların sesi hemen onu dinlemeye başladı. Şimdi yavaş yavaş artık tatlı suyun olduğu alanlara geldik. Zaten bitki örtüsü habitat değişti. Kurbağalar başladı. Kurbağalar besin zincirinde çok önemli. Çünkü kurbağalar sinek yiyor. Ama kurbağa ile beslenen işte balıkçılığından tutun bazı yırtıcı türlerine kadar pek çok tür var. İşte bu kadar çok kurbağanın olması onları, yırtıcıları da buraya çekiyor. Bahsettiğimiz zincir var ya, hani birini koparırsak hepsi yıkılır dediğimiz, birbirine etkiler bozulur dediğimiz zincir. Burada kendisini tam anlamıyla bize belli. Aslında o zincir o kadar çok dallı ki, yani hani böyle tek bir şerit şeklinde zincir değil. Çok karmaşık. Hani birinin girmesi, birinin çıkması çok etkiliyor ortamı. 2 milyon yaşındaki Gediz Deltası tüm Akdeniz için son derece önemli bir sulak alan. Burası fotoğraf ve gözlem meraklıları için gerçek bir cennet. Yani böylelikle biz hem sabah deniz ekosistem, şimdi tuzlu su ekosistemleri, tuzlu su, tatlı su arayı gördük. Şimdi de galiba bir de tepelere bakalım. Tepeden lagünlerin. Aslında tepeler de alanın tam ortasında böyle çok farklı bir habitat sunuyor. Maki, frigana, kayalık. Yani mesela kaya sıvacı kuşu diye bir kuş türü var. Kayalık yerlerde yuva yapıyor.
Onu da orada görüyorsunuz. Hani herhangi bir su kuşu değil ama o tepelerin evet. varlığı evet. onu getiriyor. Bu alana şöyle tepeden bakabileceğimiz bir noktaya tabii. gidelim. Belki şeyi orada sonlandıralım. Tabii. Gediz Deltası'ndaki gezimizi. Gün batımının da en güzel görüldüğü yerdir. Aa zaten. Evet. Gün şanslıyız. Da kaçırmayız. Çok iyi olur. Gediz Deltası içindeki bölgeler özelliklerine göre yaban hayatı koruma sahası, birinci derece arkeolojik sit alanı ve birinci derece doğal sit alanı statüsünde. Delta ayrıca 1998'den bu yana da uluslararası öneme sahip sulak alanları koruma altına alan Ramsar Sözleşmesi kapsamında. Üç tepeler dediğimiz bu üç tepenin Poyraz Tepesi'ndeyiz. Şimdi yavaş yavaş maki elemanları da var arada, işte menengiç gibi. Hı hı. İzmir'de çitlambik derler. Evet. Yavaş yavaş çalı bitkileri ve işte filigana bitki örtüsü var ve çayırlar gördüğünüz gibi. Ve ama bizi birer av gibi gören sivrisinekler. Onlara karşı hiçbir şey yapamıyoruz maalesef. Çünkü sivrisinekler de bu tatlı suda yumurta yapıyor. Onlar burada çoğalıyor. Bir de uzaktan bakıldığında renk farklılıkları buradan daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. O bakterilerin oluşturduğu renkler evet. var ya tuz tavalarında. Aslında şu anda bizim ilk gördüğümüz bu tavalar tuz oranının en düşük olduğu yerler. Çünkü deniz suyunun girmeye başladığı yerler. Bu su böyle dolaşarak artık o deniz kenarında sabah gittiğimiz yerlerde, kırmızı olan yerlerde yazın sonunda tuz kalıyor. Buralar biraz daha nispeten tuz oranı deniz suyuna yakın yerler. Tatlı su tamamen ayrı bir ekosistem, tuzlu su ayrı. Arada bir geçiş. Üstte böyle tepeler var, tamamen farklı bir sistem. Hı hı. Bu da aslında Gediz Deltası'nın neden bu kadar zengin bir alan olduğunu en güzel anlatıyor. Çok farklı ekosistemleri bir araya getiren evet. bir yer burası. Belki de deltaların en önemli yanı o, yani hareketli olmaları. Hani hareketli. Bugün bir lagün oluşabilir burada ama işte 1000 sene sonra belki o lagün parçalara bölünür, adalara dönüşür. Nehir yatağı değişebilir, taşkın yapar nehir. Ve sürekli yeni bir şeyler oluşuyor. Deltaların belki en güzel yanı bu. Sadece kuşlar değil, her zaman söylediğimiz gibi içindeki memelilerle, sadece İzmir'e ait olduğunu ya da en çok burada bulunduğunu bildiğimiz, ismini neredeyse İzmir'den alan bitkileriyle, diğer canlılarıyla burası korunması gereken bir bölge. Biz de tabii biraz da hava kararırsa çakalların sesini duymaya başlayacağız. En iyisi gün batımına doğru yürümek. Güzel Yücel Ciğer ve Rıfat Çığ Körfez rotasında son duraklarına ilerlerken Delta'da yaklaşan geceye hazırlanıyor. Batan günün kızıllığında artık sadece kuş sesleri var. İzmir'de son gün, son durak Foça. İki araştırmacı gezgini yine balıkçılar karşılıyor. Artık yavaş yavaş gezimizin son durağına mı geldik? Yavaş yavaş Körfez'in de sonuna geldik. Çok zevk alıyordum halbuki. Çok güzeldi her şey. Biraz hüzünlendim aslında Foça'da. Biraz da yağmurlu, o yüzüne katılıyor. Evet. Uslu hava. Gediz'de karaya çıktık, Foça'da tekrar denize açılacağız. Tekne hazır. Arkadaş da gelmiş. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Bu mu teknemiz? Teknemiz bu. Peki, hemen gidelim o zaman çünkü yakalanmak istemiyoruz yağmura. Bu kez küçük bir balıkçı teknesiyle tekrar Ege'ye açılıyoruz. Dış Körfez'in sonuna doğru ilerleyerek keşif gezisini tamamlamayı planlıyoruz. Foça'da da açık deniz balıkçılığı yaygın. Körfez'de kefal, levrek, çipura, barbun ve kalamar bolca bulunuyor.
Dış körfezde ise Laos, Vatoz ya da Kalkan'a rastlamak mümkün. Koça açıkları, Akdeniz fokları ve yunuslar gibi memelilere de ev sahipliği yapması açısından önemli. Ama güzel yücel ve rifatçı bu kez canlı yaşamından çok ender rastlanan kaya oluşumlarının izindeler. İşte Siren Kayalıkları. Saklı bir hazine. Bu güzel renkli kayalıkları büyük ihtimalle denizsel çökeltiler gibi algılıyorsun. Öyle, ben de öyle algıladım. Ama yakına gelince volkanik tüfler olduğunu anladık, değil mi? Çok güzel oluşumlar. Bunlar çok güzel habitatlar aynı zamanda. Evet. İnsanların ellerinin değmediği ama destanlarda denizcilerin seslerini duyduğu siren kayalıkları. Sesleri duyuyor musun? Duymaz olur muyum? Çağırıyorlar. Gel, gel. Homeros'un kayıtlarında şöyle geçiyor siren kayalıkları. Buradan geçen denizciler sirenlerin sesini duyarlarmış. Sirenler vücutları kuş şeklinde, başları insan, kadın şeklinde yaratıklar. Böyle olduğuna inanılıyor ve çok güzel şarkılar söylüyorlar. Buradan geçen denizcileri kendilerine çağırıyorlar. Gelin diyorlar. Buradan hiçbir denizci bize uğramadan geçmedi. Çiçekli kırlarımıza uğrayın, şarkılarımızı dinleyin, daha yakına gelin. Eğer denizciler bu şarkılara kanıp da yakına gelirlerse bu kayalıklarda onları çok büyük tehlikeler bekliyor. Ne kadar tehlikeli olsa da bu güzelliğin cazibesine kapılmamak zor. Biz sirenlerin sesini dinleyelim mi? Biraz daha yaklaşalım mı? Neden? Biraz daha yavaş yavaş biz de bilmiyorum, sirenlere kapılalım. Ben dayanamıyorum. Ben de dayanamıyorum. O kadar güzel sesler geliyor ki. Gel gidelim. Gidelim. Biraz daha kayalara sokulalım. Şekilleriyle fokları andıran siren kayalıkları, günümüzde Akdeniz foklarının yaşam alanı. Kayalıkların arasından görülen mağaralar, aslında nesli tehlike altındaki fokların evleri. Mitolojik hikayelerde balıkçıların duyduğu sesler belki de bu foklara aitti. Ama sonumuz bu seslerle baştan çıkarak kayıplara karışan balıkçılar gibi olmasını istiyorsak artık karaya dönmeli. İki araştırmacı gezgin, körfezin haritasını bir uçtan diğerine çizdi. Rota boyunca renkler ve yaşamlar önlerini kesti. Artık eve dönme vakti. Körfez'deki gezimizin sonuna geldik. Bir yorgunluk kahvesi ikram edeyim sana. Çok teşekkür ederim. Harika bir kahveye benziyor. Köpüklü köpüklü. Ege'de şimdiye dek görmediğim güzelliklere tanık oldum. Ege Denizi için senin sevgili babanın, bizim Can Yücel'imizin dizeleri geliyor aklıma. Diyelim için çekti bir sabah vakti. Erkenceden denize gireyim dedin. Kulaç attıkça sen patiska çarşaflar gibi yırtılıyorsun ortadan. Ege Denizi bu, efendi deniz. Seslenmiyor. Derken bir de dibe dalayım diyorsun. İçinden geldi belki. İşte çil çil koşuşturan balıklar, lapinalar, gümüşler var ya, eğilim eğilim salınan yosunlar. Onların arasında bulacaksın beni. Ne güzel anlatmış Ege Denizi'ni, değil mi? Ege Denizi'nde inşallah bir daha buluşmak üzere. Buluşalım.